Yani meşveretinize niye sundum? Sorumluluk alma şeyiydi o, provasıydı. Hem sizin dediğinizi yapacaktım, hem de bakayım ne kadar sorumluluk alıyorsunuz, ne kadar bana ne böyle. Herhalde bir tanesinden olur. Yok, şu olsun, ne kadar böyle alakadar olduğunuzu görmek istedim. Üzülmeyin ama maalesef fotoğraf bu. İstatistiğe katılmanız nedir o? Şu onu size şey yaptım. Bakayım ne kadar sorumluluk alıyorsunuz. Yani ha, şu daha iyi olur demenizi beklerdim. Kendinizi kendiniz de seyrettiniz. Onu da öyle bilin. Gayretli olun. Gayretli olun. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Dişinizi sıkın. Yakında bu her şey bitiyor. Yakında her şey bitiyor. Kabire geçeceğiz inşallah. Evet. Şimdi 59. madde şu. Peki nedir? İlk önce bunun hakkında malumat vereyim. Risale-i Nur'da iki ana kategoride hareket eder. La teşbih ve la temsil. Kur'an'da, İslam'da bir iman, bir İslam. Bir tren, bir ray. Şimdi nedir o? Bu keşmekeş dünyada Risale-i Nurlarımız var. Ama her kafadan ses çıksa, yani Risale-i Nurumuz var da istikameti bulamazsak ne yapardık? Elhamdülillah, çok şükür, çok şükür ki cemaat-i Nur istikametli. Çok şükür cemaat. Yani bu kadar hücum dahili ve harici düşmanlara rağmen ittihadını, uhuvvetini, tesanüdünü, birliğini koruyabilmişse çok şükür. Bu Risale-i Nur'un bu asırdaki dengesiz şartlara göre bu kadar muvaffakiyeti harika kerametidir. Çok şükür. Risale-i Nur'da yap, yapma, de, deme, git, gitmeleri olan laikalardan toplanmıştır. Ben size laikalar hakkında bu fakirin aynı ruhuna düşen manayı bir küçük cümleyle ifade edeyim. Şimdi Barla laikası var. Barla laikasını niçin okuyacaksın? İçeriği nedir diye hulasa edeceğim. Sonra hemen dersime başlayacağım. Barla laikası idealist dava adamının ruhunu inşa ve ihya etme malzeme deposudur. Bir daha. Barla laikası idealist dava adamının ruhunu inşa ve ihya eden malzeme deposudur. Kastamonu laikası dava adamının dişsel dünyada, yani harici nefsül emirde yapmam, yapmamam, demem, dememem, gitmem, gitmememleri nereden, nereye göre bileceğim? Diş dünyamızı, eylemimizi kıblesine koyar Kastamonu laikası. Emirdağ laikası birbirleriyle çelişen ve çatışan veya birleşen bütünlüğe gelen akıl, vicdan, kalp, ruh ve onların içsel dinamikleri, ruhun latifesi, kalbin duygusu, vicdanın hissi, aklın fikirlerini bütüne getiren içsel istikametimizi koyar Emirdağ laikası. Tarihçeyi hayat, Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Kur'an'ın tabiriyle Musa dedi, Firavun dedi, idealist dava adamının yaşantısı nasıl olmalı? Yani Allah Resulü'nün hayatı 1400 sene ötelerde gibi gözükürken, ama yakında yaşanan bir dünya olması lazım. Yakından görmem gerekiyor. Yani bu asırda idealist dava adamının yaşantısı. Ondandır ki tarihçeyi hayatta ustad iştihad ederek resmini koymuş.
Yani nereden bilecektim sarık, cübbe? Yani bir örnek görmek istiyordum. Onun için koydu. Bir hikmeti tabii. Tarihçede böyle. Kale Musa, Kale Firavun'un Risale-i Nur'daki yansıması. Yani hak, batıl, iman, küfür mücadelesinin serüvenidir yani. Mudafalarıdır. Yaşantının kendindeki öz dinamikleri, öz istidatlarını inkişaf etmek adına dostunu, düşmanını, hak, batılı, iman, küfür mücadelesinin haritasıdır. Onun malzemesidir tarihçi hayat. Sikki tasdiki gaybiye ise insan merakaverdir. Merak eder. Ya ne oldu, ne olacak, ya nasıl gittim? Biz tamam varız ama doğru biliyoruz ama acaba bizi Kur'an onayladı mı? Bizim bu meslek ve meşrebimize Kur'an ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Büyük zatların böyle bir işaretleri var mı? Ve geleceği de merak ediyorum. Yani insan merak haberdir. Haberlerden uzak dur, şundan dur ama tabii insanda bu merak var. Bu tarafımı nasıl gidereceğim? Buna cevap veren sikke-i tasdikin gaybiyedir. Yalnız değilsin demektir sikke-i tasdiki gaybiye. Senin davanı tasdik eden bir gaybdaki onaylama mühürüdür. Sikke-i tasdiki gaybiye budur. Tarihçiyi söyledik. Emirdağ, Kastamonu ve Barla. Böylelikle şeye başlıyoruz dersimize. Yalnız arkadaşlar görüntünüzü kapatın. Soru soracağınız zaman sesinizi açarsınız. Görüntülerinizi kapatın. Şimdi başlıyorum. Şuradan tekrar yeni girenlere gösteriyorum. Hizmet dosturları dershanede vakıflar kardeşleri yaptı. İsmail Özgür kardeşim görüntünü kapatır mısın? 59. madde dostur, ilmi hazmetmek ve lisan hali konuşturmak. Lisan hali konuşturmak. İlmi hazmetmek, bir daha söylüyorum. Konumuzun şeyi, maddesi. Allah selamet versin. Mekanı cennet olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Ona layık da bir kardeş eylesin. Rüştü abinin emekleri bunlar. Külliyatı bir ihtiyaçtan binaen külliyatı topladı. Toplama yaptı. Ve bu hale, kitap haline getirdi. Risale-i Nur'dan, layıkalardan, sözlerden. Yani dağınık mevzuları, her nur talebesi külliyata vukufiyeti hemen olmaz. Ne yapacaksın şimdi yani? Almanya'dasın, buradasın, berbersin, doktorsun, ne bileyim hocasın. Ne zaman nasıl hareket edeceğim? Neyi ne zaman? Dostum düşman nasıl? Yani hemen külliyatta bulamıyorum ki. İhatam yok, unutuyorum. İşte böyle bir tane aldın mı? Yani ondan sonra içinde filiz de var. Konu neydi? Açarsın, külliyattan toplanmış parçaları bir araya getirmiş. Fazla değil, inan bana. Neyi merak ettin? Burada başlığı aç, 10 dakika ver. 10 dakika. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Meşveret ve şura ile hareket etmek ne demek? Riya şöhret, Risale-i Nur'a perde olmamak. Yani bu kitaptan, Filistesinden söyle. 10 dakikanı vereceksin. Neyi? Bak, neyi? Kime, ne zaman, nasıl yapacağını sana hemen 10 dakika veriyorsun. Toplama yapılmış. Külliyata ihatan yok. Şu parça, şu parça, şu parça, tak tak. Burada biz de ona yardım ediyorduk. Ama mekanı cennet olsun. Rüştü abinin şeyi bunlar. Hatta lugat var ya, lugat. Değişik isimler yazıyor ama sahibi Rüştü abidir. Mutevazi olarak kendi ismini koymamıştır. Herkes de bilsin bunu. Lugatların tam lugat veya o küçük lugat Rüştü abinin eseridir. Ondan sonra Filisteler, Hizmet Rehberi Zübeyir abiyle beraber yapmış vesaire. İndeks. Şimdi tekrar başlıyorum. Hazm olmayan ilim telkin edilmemeli. Niye saydım onu bir kere Rüştü abi? Yani bilin, sağda solda çapraşık şeyler duyarsınız diyor. Yani yemiş de ağaç, niçin böyle bu insanlara, bana, ona böyle sataşıyorlar? Sebebini
bilin yani hizmetleri böyle olduğu için. Onun için bunları tadat edeceğiz ki bizden sonra da bizlerin de böyle rahmetle anılmamıza vesile olsun. Men dakka dukka. Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli. Başlığı Sözler 706. sayfadan okuyorum. İlk onu okuyayım. Fazla dağıtmadan hulasa etmek istiyorum ki toplam bakayım 3 sayfadır. İlmi akıldan kalbe geçirmek gerekir. İlim ile amel olmak sonra telkin etmek gerekir. Risale-i Nur'da 706'da şöyle geçiyor. Hakiki mürşidi alim koyun olmalı, kuş olmaz, hasbi verir ilmini. Koyun verir kuzusuna hazm olmuş musaffa sütünü. Metni okuyayım bir kısa izah edeceğim. Kuş veriyor ferine lu'abu alud kayyını. Alim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Zülmetli münevverler bu sözü bilmeliler. Ziyayı neyi bilecekler? Ziyayı kalpsiz olmaz nuru fikir münevver. O nur ile bu ziya mezci olmazsa zülmettir. Zulüm ve cehli fışkırır. Fazla izah etmem çünkü izah edeceğim de 3 sayfa olduğu için hepsini okumak istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Hakiki bir de sahtesi var. Mürşit. Nasıl mürşit? Alim. Mürşidi alim. İlmiyle amil. Mürşit öyle bu zamanda alim olacak bir kere. Mürşit hakiki olması lazım. Ne yapacak o alim? Koyun olmalı. Koyun gibi olmalı simgesi. Kuş gibi olmamalı. Niye? Koyun kuzusuna sütünü veriyor. Yani imbiklerden geçirerek sistemden geçmiş. Yani otuyor, yaşıyor onu. Kendi aleminde dönüştürüyor ve değiştiriyor. Onu verir. Sütünü veriyor. Musaffa sütü. Yani artık öze dönüşmüş. Ot, süt. Kuş veriyor ferine lu'abu alut kayını. Yani kuş da yavrusuna ne veriyor? Çiğner çiğner. Salyasıyla çamur gibi yapar. Onu veriyor. Tükürüyor. O zaman alim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Yani ağzından çiğneyip çiğneyip kusma karşıya. Yut. Niye aldın ağzına onu? Niye ezberledin? Anlatmak için. Sende kalsın o. Niye aldın onu? Al ağzına, dimağından geçsin. Eyleme dönüştür. Yaşa, ver. Koyun gibi. Zülmetli münevverler bu sözü bilmeliler. Yani münevver, ilim, bilim insanları ile ilim insanları farklıdır. Bilim insanları eşyanın kendisine dönük olan tarafını bilir. Yani bu ot ne işe yarar? Bu atomdan nükleer enerji nasıl çıkarırım? Eşya birbirlerine münasebet kurar, kendisine münasebet kurar. Bu bilim insanları her zaman her daim bilim insanları ilim ehli olmuyor. İlim ise, ilim ehli ise eşyanın kendisi üzerinden Allah'a bağlar. Zülmetli münevverler, evet bilim insanıdır, nurludur, münevverdir. Yani kamer gibidir. Güneş ziya verir, kamer nur verir. Yani kendine dönüştürür. Zülmetlidirler. Yani içsel alemlerinde doyuma ulaşamamışlardır. Çelişen ve çatışan fikir ve duygu ve düşüncelere sahipler ama bilgi sahibi. Onun için zülmetli müneverler bu sözü bilmeliler. Ne hangi sözü? Ziyayı kalpsiz olmaz nuru fikir münever. Ha, kalpten ziya ve şemse ziyaya vel kamera nura. Barla'da bu ayet geçiyor. Şemsten ziya, kamerden nur. Ziya nedir? Pakettir.
Yani fizik tabiriyle fotondur. Güneşten foton gelir. Ne olur bu foton? Işık değil, ısı değil, hiçbir şey değil. Bir paket. Maddeye çarptığı zaman maddenin istidadına göre ona malzeme olur. Yani kavuna vurur, tatlı olur. Güneş ziyayı vurur kavuna, kavun çıkar, kavun çekirdeğine. Yanı başında biber var, ona vurur, biber olur. Kamera vurur, üzerindeki gaz ve toprak tabakası o güneşten gelen ziyayı nura dönüştürür. Yani farklı, tamam mı? Dönüşüm. O zaman güneşten, bu mühim de, güneşten foton geliyor. O foton geldiği zaman 24. sözün ikinci dalında bunu anlatıyor. Zühre katre reşa ile bunu anlatıyor. Yani dolayısıyla ziya merkezdedir. Kur'an'da da ve şemse ziyaya vel kamere nura. Yani şemsten ziya, kamerden nur. İnsanın da şemsi kalbidir. Yani güneşi, kendi aleminin güneşi kalptir. Kalpten ziya gelmezse kafandaki bilgi ne olur? Zulmettir. Daha beter olursun. Mesela doktorsun, mühendissin. Mikropları, o hadiseleri daha çok iyi biliyorsun. Bir bilim adamın dediği gibi demiş ki ben yağmurda dışarı çıkmıyorum demiş. Rus en büyük kimya mühendisi, kimyacı neciyse. Niye? Aslında semadan yağmur değil, asit yağması lazım diyor. Asit. Yani bilime göre asit yağma ihtimali daha büyüktür yağmura göre. Şimdi sahipsiz zannettiği için adam çıkmıyor dışarıya. Onun için kalp ziya vermese kafadaki fikir zulmettir. İnsana şey getirir, yalnızlık, yeis, kimsesiz, yesin zulümatından, erva habisenin izacatından, kimsesizliğin vahşetinden ve bunlardan ortaya çıkan bu vahşetin dehşetinden insana böyle bir içsel çöküntü yaşatıyor. O nur ile bu ziya mezc olmasa zulmettir, zulüm ve cehil fışkırır. Ha. Ama kalp var, ziya var, kafada münevver yok. Ne olur? İslam'da 3 yöntem var. Bir kalbi esas yapan meslek var, tarikat. Sırf aklı esas yapan, yani ana merkeze koyan ilmi kelam. Bir de asr-ı müceddidleri var. Akıl ve kalbi birleştirmişler. Rüşt abi şöyle misal verirdi buna. Kalbi esas almış, kafayı bırakmış. Kalp ne olur? Kalbi esas almış. Bunu çalıştırdığı için zikir devamlı, fazla ilimle meşgul olmamış. Zikir, kalbi gelişmiş, kabak gibi. Kafayı bırakmış, fındık gibi. İlmi kelam da kafayı esas almış, kabak gibi olmuş. Kalbi fazla meşgul olmamış evrat eskarla. O da fındık gibi olmuş. Asıl imamları işte, Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'u, Mektubat-ı Rabbaniye, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin eseri gibi, İmam-ı Gazali'nin eserleri gibi, asıl müceddidlerin eserleri ise hem aklı hem kalbi esas almış. O zaman bir tanesinden eğer kalbi esas alırsan taassup, sırf aklı esas alırsan inkar da çıkabiliyor. Ama bu bilim insanlarının inkarı çıkıyor. İkisi cem olursa feraset, dirayet ve basiret ortaya çıkar. Nur-u fikir, bak mektubattan okuyorum şu anda, mektubat 471. Nur-u fikir, ziyayı kalp ile ışıklanıp mezci olmasa zulmettir. Zulüm fışkırır. Yani kalp aklı yönetmese, kalp ziyasını dima nur olarak onu tanımlamasa, beslemese zulüm fışkırır, zulüm. Nasıl zulüm fışkırır? Adam çok iyi külliyatı biliyor. Münafık cahil değil ki. Şeytan da cahil değil. Külliyatı çok iyi biliyor. Ama vicdansız, kalpsiz, kalbi ölmüş. Evrat yok, esker yok, ibadet yok, fiil yok. Vicdan neyle çalışır? Tarafkirlikle çalışır.
Kalp neyle çalışır? Fiille çalışır. Akıl neyle çalışır? İlimle çalışır. Değirmeni düşünün. Tane atmasanız taş taşı yer. Eğer kafada bir şeyle meşgul oluyorsun, vicdan ve kalp medet etmese çökersin kardeşim, hiç şansın yok. Mesela vefat etmiş bir dostun, usul ve furundan, babandan, evlandan birisi. Tamam. Yani akıl cihetiyle tahammül edilecek bir şey değil ya. Sırf kalp cihetiyle de tahammül edilmiyor. Ama hadiselerin arkasına geçip al akıl ve kalp bütünlüğüyle ruhsal aleme geçersen, Allah canibinden kudretin azameti altında baktığın zaman her şey olması gerektiği yerde duruyor. Merkez Efendi gibi. Her şey yerinde duruyor. Demiş ya, Merkez Efendi Zeytinburnu'nda var. Hocası bu talebeye çok değer veriyormuş. Tabii arkadaşları da kıskanmış. Sonra bir imtihan etmiş. Demiş ki herkes yazsın. Haşa. Allah rububiyetini, kainattaki idareciliğini size verse siz ne yaparsınız? Herkes şöyle yazmış. Bir tanesi demiş ki ben ölümü kaldırırdım. Ötekisi demiş ki hastalığı kaldırırdım. Ötekisi demiş ki dünyaya getirmezdim, cennete koyardım. Herkes bir şey demiş. Bir tanesi şöyle demiş. Ben her şeyi merkeze koyardım. Tabii kağıtlar okumuş herkesin yazını. Oğlum demiş kalk bakalım. Herkesi merkeze koyardım ne demek? Yani ben bunu yapardım. Ölümü kaldırırdım. Ölümü yapmazdım. Bir anda sonsuzluk olurdum. Her yerde. Bunlar dedi Allah'ın kainattaki tasarrufunu beğenmemek çıkar diyor. Allah şu anda ne yapıyorsa en doğrusu odur. Bu da merkezdedir. Ben olduğu gibi bırakırdım. Onun için merkezi bırakırım. Ondan o zatın Merkez Efendi çıktı adı. Her şey olduğu gibi, olması gerektiği gibi cereyan ediyor. Gene Rüştü abinin sözüyle lazımdır ki öyle olsun derdi. Lazımdır ki öyle. Her şey yerinde oluyor. Ama biz bazen aklımızı, bazen duygumuzu karıştırıyoruz. Karma karışık oluyoruz. Hurdahaş oluyoruz yani. Nuru fikir ziyayı kalp ile ışıklanıp mezci olmasa zulmettir, zulümdür. İçsel çöküntü yaşarsın. Neye benziyor diyor buna? Güzel bir örnek veriyor. Çok acayip bir misal veriyor. Gözün müzlim nehari ebyazı muzi, yani gözün gündüze benzeyen beyazı geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmasa göz göz olmaz. Şimdi düşünün arkadaşlar. Göz anahtardır gündüz aleminin. Siyah niye olsun? Siyah niye olsun yani? Beyaz olması gerekmiyor. Eğer gözü göz yapan şu siyahlık olmasa göz göz olmaz. Çünkü dışarıdan gelen ışığı siyah alıyor, beyaz almıyor. Eğer siyahlık olmasa içeriye nur girmezmiş, ışık girmezmiş. Şuraya bak. Işığın girmesine zemin nedir? Siyahlıktır. Allah Halik'tir, en güzel ayna mahluktur. Allah'a en cami ayna kimdir? Yani en cami nedir 18 bin alim içinde? Allah'a en cami ayna, en kesif en camidir. Ne kadar zulmet fazlaysa nur o kadar gözükür. En kesif Allah'ı en fazla gösterir. Mesela örnek veriyor Üstad. Nur mu? Hava mı? Su mu? Toprak mı Allah'ın esmasını daha iyi gösterir? Bunların içinde en kesif topraktır. Toprak esma-i hüsnaları daha cami, daha çeşitli gösterir. Şu örneğe bakın. Şimdi aklı ve kalbin bütünlüğünü gözle izah ediyor. Gözün siyahlığı olmasa Leyli-i Süveyda geceye benzeyen o siyahlık ile mezci olmasa o beyaz basarsız olduğu gibi göz yok. Geceye benzeyen siyahlık olmasa o göz olmadığı gibi aynı bu örnek gibi Fikret-i Beyza'da Süveyda-i Kalp bulunmasa basiretsizdir. Yani Fikret-i Beyza, yani münevver, nurlanmış fikir, Süveyda-i Kalp ile, kalpte bir basiret, idrak şeyi var,
Süveyda, siyah, kalpte de siyah bir nokta varmış. Kabe'deki Hacerül Esved gibi siyah, Süveyda ona deniliyor. Ona misal veriliyor Süveyda'ya. Kalpte de ki Süveyda, o siyah nokta basiret, feraset, dirayetin bütünselliğinden oluşan o siyah nokta insana idrak veriyor. Tamam, idrak, anlayış, nuru fikir, basiret veriyor, feraset veriyor sana. İşte onunla kalpteki, yani gözdeki siyah gibi kalpteki Süveyda-i Beyza da münevver fikir, beyaz olan gözün rengi gibi kafadaki beyaz fikir, münevver fikiri bu beslemese neyle besleyecek? Vahiy ile. O gözdeki siyah güneş enerjisini aldığı gibi siyah alıyor, beyaz almıyor güneş enerjisini gözü. Ha, gözün siyahı güneşi alıyor. O kadar büyük oluyor. Ondan göz böyle merceği büyüyor, küçülüyor. Tamam mı? Karanlıkta ve aydınlıkta gözün siyahı büyüyor, küçülüyor. Kalpteki Süveyda kalpte büyüyor, küçülüyor. Tamam mı? Böyle. O da aynı gözdeki siyah nokta gibi. Siyahla öyle dinsizlik manasında, ferasetsizlik manasında değil. Nur, en kesif, en cami ayna olma diye söylemiştim. İkisi beraber olursa ne olur diyor Üstad? Münevver fikirle Süveyda-i Kalp imtizaç ederse basiret olur. Basiret, öyle diyor. Kalp bulunmasa basiretsizdir. Münevver fikir Süveyda-i Kalpsiz olursa basiretsizdir. Bak, basiretin yerini söyledi. Kalpte. Ne çıkar? Kalpte değil. Kalp ve dimağın bütünselliğinden ortaya çıkan bir Allah'ın özel bir ikramı. Allah'ın nuruyla bakıyor. Basiret sahibi. Onun için mektubatta geçiyor. İmam Ali diyor radıyallahu anh. Müminlerin basiretinden korkun, zira o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah Allah. Ya ne demek yani Allah'ın nuru? İlimde izan-ı kalp olmasa cehildir. İltizam başkadır. Başka, itikat başkadır. He. Arkadaşlar, dimağda meratip var. Öteki sayfada söyleyecek. Dimağda bir tahayyül var, bir tasavvur var. Tahayyül, kalpten mana çıkıyor. Mana, vicdan, kalpten mana çıktı. Kalpte duygu oldu. İner aşağıya, dağdan da dağ tepesine kar topu yaptık, yukarıdan aşağı inecek. Bak, şeyi anlatıyorum şimdi. İlimi ve izanı anlatacağım size. Kalpte mana çıktı. Duygu. Çıktı mı abi? Dağ tepesine kar topu yaptım. Yuvarla aşağıya, vicdana iner. Kalp daha yukarıda. İn aşağıya, vicdana. O gelen kar topu mana, vicdan buna şey yükler, his yükler, his. Sonra dimağa düşer. Dimağda da orada ilim eklenir. Tamam. Kalpte mana çıktı. Vicdandakileri de aldı. Dimağdakileri de aldı. Ama ağzından kelam çıkacak. Kelam elbise dikilecek kelama. Son elbise terzihane tahayyüldür. Oraya atılır. O kalp, vicdan, akıl bütünlüğüne uygun tahayyülde bir elbise biçilir. Bu elbise usluptur, kelamdır. Ondan sonra ağızdan dışarıya atıyorsun. Yani hayal, elbise biçilen yeri olmakla beraber manayı şekil, şekli manaya dönüştüren ve insana mekan anlayışını kazandıran bir sistemdir. Tahayyül, hayal bize mekan anlayışımızı oluşturur. Onun için amalarda hayal çalışmadığı için mekan anlayışları olmuyor. Sonra dimağı anlatıyorum. Tahayyül. Hemen yanı başında tasavvur var. Ne var içinde? Düşünceler, bilgiler, malumatlar, şüpheler, tereddütler ve zanlar. Hulasa bizde zamanı anlayışımızı oluşturur. Tahayyül mekanımızı, tasavvur ise zamanımızı oluşturur. Tamam.
Bu ikisi toplandığı zaman fehim denilen bir süzgeçten akla girer. Aklın 30 küsur tane sistemi var. Zeka, hüşyar, idrak, tefekkür denilen böyle 30 küsur tane sistemi var. Onların içine atılır. Vahiy ile ilk buluşan akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur hadiste. Vahiy de akla gelir. Bizim tahayyül ve tasavvurdan da malzeme gelir. Orada akıl bu bütünselliği tasdike atar. Tasdik de ilme dönüşür. Tasdik de ilme dönüştükten sonra bu kadar bütünselliği taşıyan tasdik izana atılır. İzan ne yapar? Onu vicdana atar. Vicdana atar. Sistemi anlatıyorum. Vicdan bunu kabul ederse kalbe atar, iman olur. Tekrar bu iman döner. Sen mi bana böyle yaptın? Ey akıl, ey dima. Sonra o iman aklı besler. Aklı besler. Şimdi demek ki burada ilimde izanlı kalp olmazsa, yani tasdikteki ilmi izan denilen bir sistem vicdana atmasa cehildir. Attı. Kalpte iman oldu. Tekrar dimağa geldiği zaman iltizama dönüşür. İltizam nedir? Fiildir. Fiildir, fiil. Sonra itikat. İtikat nasıldır? Bu akıldaki tahayyül, tasavvur. Gir içeriye taakul, akıl. Gir içeriye tasdik. Gir içeriye izan. Gir içeriye iltizam. Bunların bütünselliğinden vahiy de kabul etti ya akıl. Vahiy güneşinde vahinin malzemesiyle bu diman, tahayyülü, tasavvuru, taakulü, tasdiki, izanını, iltizamını hamur yapıyor vahiy. Bu bütünselliğin adı kafada itikat. İtikat akıldadır, kafadadır. İman kalptedir. İtikadı bozuk olursa ehli bidâ denilir. Şimdi demek ki ilimde izan-ı kalp, yani ilmi var ama vicdana inmemiş. Cehildir. Neye benzer? İltizam başka, itikat başka. İtikat ettin ama fiilin yok. Alim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Şimdi başka bir yer okuyorum. Suna tulat işaret. Ben zannederim ki bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade nuru kalp ile müteferrik olmayan fazla zekaveti betra tesir etmiştir. He. Niye geri kaldık? Niye böyle birbirimize sıkıntı? Niye birbirimizi sevmiyoruz? Niye? Niyesi var ya böyle. Niye böyle kendimi psikoloji eksik görüyorum? Niye olayların altında kalıyorum? Niye olayı arkasına geçip seyredemiyorum? Niye böyle ziliyorum vesairenin? Cevabı ne diyor? Ha, ben zannederim ki bu milletin yani veya kişinin cahil değiliz. Hepimiz bu başımıza gelen hadiselerin bela ve musibet hastalıkla arkasından geçecek kadar ilmimiz var. Altında ezilmeyecek kadar potansiyelimiz var. Peki sorun nerede? Nuru kalp ile müteferrik olmayan fazla, yani kalpla boyalanmamış zekaveti betra. Yani sana şey getiren, ne diyorlar, uğursuzluk getiren, hani affedersiniz, özür dilerim, beceriksiz köpek de mi sürüye kurt getirir. Uğursuzluğa şey yapar. Yani zeka öne çıkar, akıl köle olur. Zeka ile akıl şu, vahye ne kadar muhatap olursa insanın aklı, akıl olur. Eğer vahiden ne kadar fiilen uzak olursa fiilen zekavet öne çıkar. Onun için ehli dalalet aklı değil devamlı zekayı pompalıyor. Zekayı öne çıkartıyor. Zeka kainattaki ilişki ve çelişkileri, hulasa ediyorum konumuz o değil. İlişki ve çelişkileri tanımlıyor. Akıl ise ikalden geldiği için vahye bizi bağlar. Akıl ne zaman başta olur? Ne kadar vahiy bağlı olursan. Biz demek ki vahiy hayatımıza
geçiremiyoruz. Zekavet öne çıkmış, okuduğumuz ilimler, risaleler vesaire zekavetimizi pompalamış, aklı eser etmiş. Zeka, mazi ve mustakbelden kopuk, hazır zamanda müpteladır. Başka bir yer okuyorum. Asar-ı Bediye 634. Hazreti Ustad'ın yeğeni Abdurrahman diyor ki, amcam Bediüzzaman bir müddetten beri akıl ile değil, sırf kalp ile mesaile müteveccih oluyor. Kalbine vazıhan bir şey zuhur etse, bana yazdırıyor ve diyor, ilim odur ki kalpte yerleşsin, yalnız akılda olsa insana mal olmuyor. Ki malum Kur'an'da buna kitap yüklü merkebe benzetiyor. Devam ediyor. Hem de diyor ki şu mesail yalnız kavaidi ilmiye değil, belki vicdanen esas ittiyaz ettiğim bazı desatiri kalbiyemdir. Yani Kur'an vahiy akla muhatap oldu, akıl bunu kabul etti, tasdik izan oldu, iltizam olunca bu kafanın yedi mertebe sürecinden sonunda itikat olur. İtikat vicdana iner, vicdandan da kalbe geçer, imana dönüşür. İşte diyor Risale-i Nur'daki ilimler dert benimdir, deva Kur'an'ındır başka yerde diyor. Diyor ki sırf kafada olan değil diyor yeğenine. Kavaidi ilmiyeye, ustadın yeğeni Abdurrahman. İlmiye değil, belki vicdanda ihtiyaz ettiğim, vicdanda onu tanımladığım, yani eyleme dönüştürdüğüm, hisse ve duyguya dönüştürdüğüm desatiri kalbiyemdir bu ilimler diyor. Risale-i Nur'dakini desatiri kalbiyemdir. Kalpte tanımlanmış, anlam bulmuş, eylemle ifade edilmiş, kalpte duygu olur, in aşağıya vicdanda his olur, kafada fikir olur, bedende fiile dönüşür. Onun için şunu da eklemek isterim. Kafadaki ilim kalbe indiğinin alameti nedir? 77 Hutbe Şamiye'de diyor ki, insanı fiiliyata geçiren kalbin ve hissin temayülatındandır diyor. Yani vicdandaki his kalbin temayülatı imtizaç ederse, vicdan kalp insanda fiil olur. Eğer fiil yoksa kalpteki temayülat, vicdandaki his o fiili çevirecek kadar ceyran yok. Sağlam akü yapıyorum. Sağlam akü yapıyorum arabada, marş çalıştırıyorum. Anan 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 kaptı. Orta akü kaptı ama baygınlık gibi. Üçüncü şey serüveni kıt kıt. Ceyran var ama marşı çeviremiyor. Yani imam var fakat motorun sistemini aktif edecek kadar ceyran yok. Mesela insanın motorunu çevirelim imanla. Sağlam bir iman nasıl çevirir? Namaz! Namaz namaz hemen oldu. Orta seviyeli bir iman bedenden yapar namaz. Bangınlık gibi oldu. Ama iman var, eylem yok. Yok diyor, yok. Ha? Namaz motorunu çalıştıramayacak kadar iman var. Namaz. Namaz. Tamam? Şimdi niçin söyledim? Eğer ilim sonuç olsaydı alimler hata yapmazdı. Bildiğimiz yaşanırdı. Ha, bu ilim kalbe inmişse fiil olur. Fiilin kadar ilim sahibisin. Ama çok biliyorum. İlim sahibi değilsin, bilgi sahibisin. Ölçü bu. Onun için namazı mı var? Vicdanında his, kalbinde temayülat var. Aktif. Ananın mesela ayakta küpü tıba nedir adam? Alimdir, ne bileyim imam hatip bitirmiştir, hafızdır,
ne bileyim nurculuğu iddia ediyordur. Ama buradan aşağı inmemişse namazı yok. Veya şusu yok, busu yok. O nispetle. Yani eğer kalbe inmişse kafadakiler ilim olur. İnmemişse bilgi olur. Başka bir yer okuyorum. Mektubat 331. Nasıl ki bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surete inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır, mahseder. Eğer onların hissesi olmasa noksandır. Bunda herhalde anlaşılmış. Fazla izah yapmayayım. Nasıl ki yemek yiyoruz, mideye gidiyor. Ondan sonra tırnağa, saç, çarşuna her tarafa dağıldığı gibi diyor ki akla da bir mide diyor. Mesail-i imaniye, mesail-i mutefirrika yani vahiy veya diğer hariç kafaya geldi. Nereye geldi? Akla. Akıl da akıl midesinden sonra derecata göre bu. Al sana ruh, senin isen bu. Kalp, senin isen bu. Sır, senin isen bu. Nefis, nefis derken nefse mare değil. İnsan, latife insani demektir. Çünkü şu anlarda diyor ki namaz kılmayan nefsine zulmetti diyor. Bu nefse mare değil. Nefis, latife insani. 263 veya 73 barla da geçer bu. Ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır. Demek ki iman hakikatleri, ilim, şu andaki derste muhatapsınız. İşte tefekkür ne yapıyorsak akıl midesine gider. Nasıl ki mideye bir gıda gidince dağıtılıyor. Akıl midesine girdikten sonra kalbe, ruha, sırra, nefse ve hakeze letaife oradan dağıtılıyor. İlim nasıl hazmedilir? Başlığı altında bir yer okuyorum. Bakayım neresi burası? 706 sözler. Aşınağınız var bunu. Dimada meratip var. İlim, tahayyül, tasavvur, taakul mertebesinden geçip tasdik, izan, iltizam, itikat mertebesine ulaşırsa hazmedilmiş olur. Arkadaşlar, haşa örnek için. Güneşten ziya geldi. Panjur ve perden açarsan içeriye güneş girer, evini ısıtır ve çiçekler büyür. Senin saçın tırnağın da büyür. Haşa haşa. Güneşten güneşe şems ezeli desen Allah. Güneşin enerjisine, fotonlarına, ziyasına hidayet. Camı açarsan, perdeyi açarsan, gir içeriye diye onaylarsan ihtiyar. İhtiyar. İçeriye girdi, çiçekler büyüdü, sen canlandın, hayat buldun. Bunun adı da iman. Hidayet Allah'tan, onaylanan hidayet insanda imana dönüşür. Senelerce uğraşılan bir cümledir bu. Öyle pat diye bir misal değil bu. Belki de ömrümü vermiş olduğum bir cümledir. Hidayet nedir, iman nedir? Tabii çok çeşitli bakışlarda farklı yorumları olanlar olacak ama ben çok uğraşmışım dostlarımla beraber. Hidayet, hani Allah hidayetinle imanını artırsın. Şems-i ezeliye, güneşe desek, güneşten gelen ziyaya, yedi sıfattır. Ustad onu 16. sözde söylüyor. Ziya, sen basar ilim irade kudret diye söyler. O güneşten gelen ziyayı, panjuru açarsam, içeriye girersem, onaylarsam, bu iman, tamam, iman girmiş. Demek ki hidayet bize her an geliyor. Biz onaylarsak imana dönüşür. Diyor ki sonra itikat olur. Yani girdi kafaya, kafada daima yokken vahiy geldi kafaya, yani akla. Akıl onu kabul etti. Sonra tasdikte ilim oldu. Sonra izanda vicdanı attı, imtisal oldu. Sonra iltizamda fiil oldu. Son mertebe olan dimağın itikatta salabet oldu. İtikadın süreci bu arkadaşlar. İtikadın sürecini bir daha söylüyorum. Yani belki de 1991'den beri dima projem devam ediyor. Onun için bu hulasa edilebiliyor. Bir daha güneş gibi
vahiy geldi. Aklı muhatap aldı. Aklı olmayanın dini yok. Aklı muhatap aldı. Vahiy. Akıl bunu kabul etti. Tasdikte ilim oldu. Çık yukarıya. İnsanda vicdaniyat oldu. Vicdaniyat kalp oldu. İltizamda fiil oldu. Kafada itikat oldu. Yani itikat, diman yedi mertebesinin vahiy malzemesiyle hamur olup sürecin sonucudur kafada. Kalpte ise iman. Şimdi bu esasattan sonra dimada meratibi ilim var, muhtelifedir, multebise. Dimada meratip var, birbirleriyle mültebis, ahkamları muhtelif. Yani dimadaki bu mertebe birbirine karıştırılıyor. Çünkü çok yakındır diyor. Nedir ustadım? Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir, sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra izan oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikat gelir. Bu dima derslerimizi dinleyenler biliyor bunu. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir halet. Ne çıkarmış? Salabet nedir? İtikadın sonucudur. Yani salamadan duruyor yerinde, itikadın ifadesiymiş. Taassup, iltizam, fiil bu. İmtisal yani kendine lazım kılmak, ona temessül etmek, ona dönüşmek izandan çıkıyor. Tasdikten de iltizam. Şimdi akıldan sonra tasdikte bir iltizam var. Bu iltizam fikri bir iltizam, fiili değil. Taakkul da bir taraf. Akıl nedir? Bir taraf. Tarafı yok aklın. Küfre de kabul eder, imanı da kabul eder. Akıl bir taraf. Taakkul bir taraf. O zaman vahiy geliyor. Bir tarafta tarafı belli oldu. İtikat oldu. Vahiy reddetti. Kafir oldu. Taakkul bir taraf. Bir behre tasavvurda taayyülde safsa tahsil olur. Mezcine eğer olmasa muktedir. Bir de çok önemli şimdi, fazla durmuyorum, size hulasa ettim. Dimada nasıl itikat ve iman oluyor? Şimdi şey çok önemli, şu anda okuyacağım cümle. Hele bugünlerde videolara, haberlere bulaşanlar. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek, her dem, her zaman safi olan zihinleri certtir, bozar, hem de idlal eder, çökertir. Arkadaşlar, bana bir şey olmaz deme. Şimdi sen dinliyorsun değil mi? Kulağını açtın. İstesen de istemesen ses girmiyor. İstersen başka bir şeyle meşgul ol şu anda. Telefonla oyna ama ses giriyor. Gözünü bir yere açtın. İster istemez o içeriye giriyor. Anladın? Şimdi bana bir şey olmaz diyenlerdir o batanlar. Şimdi eğer biz videolarla, YouTube'larla, haberlerle, şunla bunla meşgul, siyasetlerle meşgul olursak batıl şeyler, İmam-ı Şafii diyor ki, sen hak ile meşgul olmasan batıl seni işgal eder. Ustad da diyor ki, batıl şeyleri güzelce tasvir etmek, videolarla muhatap olmak, safi zihni bozar, en nihayet çökertir. Alameti nedir? Sıkıntı. Sıkıntı sefaatim ve mualim. İşte ne kadar hani ayette bir mana. İşte başınıza gelen o sıkıntı diyor. O senin iktidarı yani fiildeki o kader değil. Sizin elinizde işlediğiniz günahlardandır. Ustad şu haramdan bu haramdan şu kadar uzaklaşın yerine en fazla nereden bizi men ediyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? En fazla bizi siyasetten men etmeye çalışıyor. İnanın bana şu anda hatırlamıyorum ama galiba 17 tane mi 11 tane mektup sırf Kastamonu'da var. Siyasetten uzak olun. Bir cümlesini söyleyeyim. 38. sayfa Kastamonu'daki. Biz Ömer bin Abdülaziz-i Emevi gibi güneş gibi iman sahibi olmadığımız için ortada gözüken siyasi aktörler ve hadiselerin arkasındakini bilmiyoruz. Onun için tarafkirliğimiz de doğru veya yanlışa sapıyor. Güneş gibi bir iman olacak ki
hadiseler ve siyasetle siyasetçilerden üstün olsun, hakiki şeyi göresin yolu. Diyor ki yapamazsın. Bu haberleri dinleyen ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ne demek dinsiz? Kafire taraftar olur. Vatan hainine taraftar olur. Peki, şimdi başka neresi okuyayım? Kastamonu 11. Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mutalaa eden bir kısım zatlar taraflarından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Niye böyle Risale-i Nur, bak ortada bir şahıs yok. Gerçi bugünlerde şahıs pompalanıyor ama hiç tarihte gözükmemiş kadar acayip. Biz 1978'den beri bu parkurun içindeyim. 78, yani 80 ihtilalinden önce Nurcuydum ben. Biliyorum. 80 ihtilalini biliyorum. Muhtıraları biliyorum. 90'ları biliyorum. Abileri, Hulusi abileri biliyorum. Mehmet Feyzi abi kasa, onları biliyorum. Böyle yeğen abileri, Sungur abileri, Rüştü abilerimizi biliyorum. Ama öyle bir acayip bir kahtı rica dönemdeyiz ki acayip şahıs pompalanıyor devamlı. Bu dönemde şimdi bu kadar Risale-i Nur'un tesiri olması, şahıs olmamakla beraber, şahıs merceti yok. Şahıs ancak ifade ettiği kadar değerlidir. Ayaklarım başımızın üzerindedir. Ne kadar muhatap olursak, bizi ne kadar Risale-i Nur'la tanıştırırsa, perde olursa değil. Perde olmak nedir? Şahıs öne çıkmayacaktır. Şahıs, ustad kendi şahsını öne çıkartmadı. Hiç kimse de çıkartmaya hakkı yoktur. Risale-i Nur'un şahsi manevisi bize yeter. Risale-i Nur'un şahsi manevisi bize yeter. Kastamonu Laikas abisi var, Emirdağ abi var, Sikki abi var. Bu çok önemli. Niçin Risale-i Nur tesir ediyor? Onun için bunları söyledim. Çünkü ön tarafta şahıs yok. Şahıs ne kadar kamil dahi olsa eksikliği vermiyor. Ama herkesin meşrebi her şahsa uygun değildir. Ondan diyor ki, niye Risale-i Nur şahıs olmadığı halde bu kadar tesir var? Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mutalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Hem Risale-i Nur en evvel tercümanının nefsini ikna çalışır. İknaya çalışır. Sonra başkalara bakar. Elbette nefse emaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli bir kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsi manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Hem Risale-i Nur sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez ve evliya müsürlüğü yalnız kalbin keşfi zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı, yani Risale-i Nur bu kadar tesir olmasının sebebi, bak seni bu saatte tutuyor bu derste. Bak akıl ve kalbi ve bu saatte şu anda Allah hepsinden razı olsun, Nur talebeleri şu anda ne kadar canlı yayın yapıyorlar. Şu anda belki de yüzlerce, ben en az 20 tane 30 tane sayarım. Çünkü her gün bana en az 10 tane davetiye geliyor, en az. Peki nedir o? Risale-i Nur bize şunu kazandırıyor. Akıl ve kalbin imtizacı, akıl ve kalbin imtizacı ve ruh vesaire letaifin teavunu. Akıl, kalp, ruh. Teavunun ayağı ile hareket ederek insanı hareketlendirdiği için aklını fikir, vicdanını his, kalbini duygu, ruhunun latifelerini aktif ettiği için evci alaya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar, hakaik imaniyi kör gözlere de gösterir. Kastamonu 11. Lisan-ı halin, lisan-ı kalden üstünlüğü başlığı altında. Bir tane daha verir misin?
Eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını Emirda 242 oradan okuyorum. Eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını efalinizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Demek ki biz ahlak-ı İslamiye'yi ve hakaik-i imaniyeyi efalimizle göstermemiz gerekiyor. Fiiliyatımızla. Ben Rüştü abiden duymuştum. Ceylan abi ilkokuldan sonra galiba ustadığı yerine gelmiş. Özel hayatını da onunla öğrenmiş. Yani o kadar ufak. Çok nazlıymış. O askeri giderken ustada sormuş. Ustadım tavsiye nedir demiş. Ceylan abiye demiş ki lisan-ı halin konuşsun demiş. Sonra Rüştü abi der ki ya bu biraz hareketli bir çocuk, hareketli bir talebesi. Ona şunu herhalde diyordur. Ağzın konuşacağına yaşantın konuşsun. Zannediyorduk. Meğer ondan sonra askere gidenlere hep demiş öyle. Lisanından ziyade lisan-ı halin konuşsun demiş. Ya demek ki lisan-ı halimiz ahlak-ı İslamiye. İslam'ın güzelliğini ahlakımızda, ahlakımızı da İslam'a göre tezin edersek diğer insanları da celbetmesine vesile olur. Devam ediyor. Nereden okuyorum? Şualar 306. Kader-i ilahi adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiye'sine sevk etmesinin bir hikmeti her yerden ziyade Risale-i Nur'a ve şakirtlerine hem mahpusları hem ahalisi belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı imtihana girdik. Evet 20-30'dan ancak bir ikisi tadili erkan ile namazını kılan mahpuslar içinde birden Risale-i Nur şakirtlerinden 40-50'si umumen bila istisna mükemmel namazlarını kılmaları lisan-ı hal ile ve fiili dilleriyle öyle bir ders ve irşattır ki bu sıkıntı ve zahmeti içe indirir, belki sevdirir. Ve şakirtleri efalleriyle bu dersi verdikleri gibi kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanları ile dahi buradaki ehli imanı ehli dalaletin evham ve şubehatından kurtarmalarına medar çelikten bir kala hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet ilahiden ümit ediyoruz. Buradaki Subhanallah. Ne oluyor biliyor musun dışarıda? Siz duymuyorsunuz da. Çakallar zikrediyor. Acayip çakalların şeyi var. Koro şeklinde zikirleri var. Zikir okuyorlar. Çok garibime gidiyor. İnşallah onların çakan sesini bir çekebilirsem böyle bir yere koyacağım düşünüyorum. Sonra müzisyene onun notalamasını söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir notayla zikrediyorlar. Sonra da hangi esmayı zikrediyorlar merak ettim yani. Çünkü çakal çok böyle şey yapıyor. Kusura bakmayın saadet harici girdi ama harika mükemmel bir şey ya. Bu kadar et parçasını nasıl zikir ediyorlar. Hayret vallahi. Bir daha okuyorum şurayı. Ve şakirtler efalleriyle bu dersi verdikleri gibi kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlarıyla dahi buradaki ehli imanı, ehli dalaletin ehvan ve şubahatından kurtulmalarına medar çelikten bir kala hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet ilahiden ümit ediyoruz. Mesela bu koronadan dolayı acayip bir balona soktular değil mi? Küre-i arzı komple. Korku. Acayip. Sanki yeryüzüne ölüm yeni inmiş. Korona ile inmiş. Allah'a şükürler olsun ki Nur talebeleri bu koronaya karşı bokoku feryasına böyle propagandasına balonu patlattılar çok şükür. Normal bir süreçte seyretti Nur talebelerinde. Allah'a hamdolsun ne yaptılar? En azından kalplerindeki teslim, tevekkül, itimat ve kanaatla bunları yakalansa bile rahatça açtılar. Buradaki ehli dünyanın
bizi konuşmaktan ve temastan menleri zarar vermiyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir, milleti seviyorlar ise mahpusları Risale-i Nur şakitleriyle görüştürsünler. Ta bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Başka bir yer okuyorum. Sözler 127. Senin yani konu neydi? Konu şeydi. İlmi hazmetmek ve lisan hali konuşturmak. Sözler 127. Senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Dördüncüsü, lisan hal ve kalinle Halik'ının dergah rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Görüyor musunuz? Bir daha. 11. sözde yani. Lisan-ı hal, yani yaşantımız, doğru yaşamak. Böyle yampuru yampuru değil. Lisan-ı hal ve kalinle Halik'ının dergah rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Kastamonu 62. Bu meyanda Risale-i Nur talebelerinde Mehmet Feyzi ve ben gibi küçük talebeler de bir hikmete binaen askere alınmıştı. Feyzi'nin ve Salahaddin'in asker olması dolayısıyla ustad hafif tebessüm ederek sizi onlar alamazlar. Vazifeniz var. Davet ediliyorsunuz. Çünkü lisanla olmasa da kalu etvarınız o vazifeyi görecektir dedi. Hakikaten Selahaddin asker olduğunda mübarek Ramazan'da İzmit'in Tavşan Tepesi'nde havanın müsaadesizliğine rağmen yine cemaatle teravih namazı kıldırması, Allah Allah, Selahaddin kıldırması ve Alay Hadim Köyü'ne kalkması Ramazan'ın 27-28-29. Günlerine tesadüf etmesi dolayısıyla oruç ve namazını vapurda, Kadir Gecesi'ni de Hadim Köyü'nde istasyon rampasında yağmurlu soğuk bir havada müşkilatla bulduğu su ile abdest alıp sandık kapağı üstünde kılması ve geceyi, şu zahmete bak ama yarım, geceyi yük vagonları içinde acı bir vaziyette şükürlerle geçirmesi, sahil neferattaki hissi diyaneti heyecana getiriyordu. Bir ders hükmüne geçerdi. Ve Balaban köyünde bayram namazından evvel askeri ve sivil eşhasa köy camiinde namaz hakkında 4. sözü aynen okuması ve Risale-i Nur'la vaazda bulunması, kardeşim Feyzi dayı aynen bulunduğu kıtada daha tesirli bir tarzda manevi lisan-ı hal ve kal ile ders vermesi bilfiil ustadının nutkunu tasdik eder. 27-28-29. Tarihi mübarek günlerin en meşakkatlisiydi. Şimdi tarihçeden okuyorum. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şahadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mutala etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşetsin. Lisan-ı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun. Maşallah. Elhamdülillah. Mektubat 471'den okuyorum şimdi. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Her şeyden evvel bize ne lazım? Doğruluk. Bununla alakalı bir hatıramı nakledeyim. Çok kısa.
Kırıkan'a gidiyordum. 1991 veya 92 miydi? 91. 91. İlk öyle. Ondan sonra araba verdi Rüştü abi dershaneden. Dershanenin biraz da açtı koydu. Hadi bakalım Anadolu'ya ilk Rüştü abinin şeyi. Hep İstanbul şehirlerindeydim. Karadeniz dedim ama Anadolu'ya ilk gönderiyor. Dedim ki Rüştü abi dedim gidiyorum bana ne tavsiye edersin? Hiç unutmuyor. Bana şunu demişti ilk ve giderken son. İyi bir doktor olabilirsin, iyi bir alim olabilirsin, iyi bir mühendis olabilirsin, iyi bir esnaf olabilirsin, iyi bir hoca olabilirsin. Ama her şeyden önce iyi bir insan olacaksın. İnsan olacaksın dedi bana. İnsan. Bunlardan öte iyi bir insan olacaksın. Yani Arnavutluk'ta bana demişti, bir kardeş de Arnavutluğa gitmiştik de, yaşlı bir zat. Dedi ki, hoca efendi dedi, bunları kenarda bir delici dükkanında, dükkanıncıya anlatıyoruz. Esnaf esnaf dolaşıyoruz, anlatıyoruz. Meğer babası kenarda oturuyor köşede. Görmedim ben. Heyecanla oraya anlatıyorum. Kosova'dayım. Kosova'dayım. Sonra o da dinliyor oğlu, dükkancı. Sonra adam kalktı. Baktım ki bastonlu. Hoca efendi, hoca efendi dedi. Bu anlattıklarını yaşıyor musun sen dedi. Kosova'da oluyor. Sonra orada hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Konuşan hakikattır. Orada nefis adına tevazu yapamazsın. Ne iş yaptığımı anlattım. Dedim hayatımı bu işe vakfettim. Benim özel bir hayatım yoktur. Ne çoluk çocuk edindim, ne dünyalık edindim. Bir davam var dedim bu. Asr-ı saadette de Ashab-ı Suffa vardı. Bunların başı da Ebu Hüreyre. Bunu da anlattım. Ne iş yaptığımızı da anlattım. Adam kafa sağladı. Allah rahmet etsin. Sağsa da rahmet verilir, ölürse de. Kalktı bastım. Peki hoca efendi dedi. Kalk o, kalktı bastonuna dayandı. Konuşmaya devam ettim. Ona cevap verdikten sonra olanı anlatıyorum ki bir gözümü çevirdim. Bir iki dakika geçimi geçmedi. Baktım adam ihtiyar adam bastonuna yana, şey dayanmış. Şeye de tutunmuş ayakta dinliyor. Dedim ki amca sen niye ayakta duruyorsun otursana. Kosova Osmanlı ahlakına bak. Dedi ki söylediklerini yaşayanları biz ayakta dinlemeyi öğrendik. Ben de kalktım. Ben de iyi peki dedim. Terbiyesin. Ben de şey okuyorum. Sen niye kalktın? Niye oturarak şey yapmıyorsun, okumuyorsun? Biz de bize ayakta dinleyenleri ayakta okumayı öğrendik. Tamam dedi de. En çıkarken şöyle dedi. Maşallah. Yampuru yumpuru yok. Doğru Musa. Cümle onun. Kosovalılar ne ifade ediyorsa yampuru yumpuru yok doğru Musa. Musa. Kosova'da herkes Musevi bir meşreptir. Musa aleyhisselam. Öyle şey yok. Sen. Doğru Musa. Yani belagat şey yok. Doğru Musa. Yani Musa Musevi meşrep. Musa aleyhisselam meşrep sertti böyle. Böyleydi. Şimdi bunu okumadan önce bu hatırayı nakletmek yani her şeyden önce bize ne lazım? Nereden okuyacağım dedim. 471 mektubu var. Çok 5-10 dakika bir şey kaldı. Kapatacağım. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Doğruluk. Yampuru yumpuru yok. Doğru Musa. Daha sonra ne lazım ustadım? Yalan söylememek. Yalanla biraz uğraşmıştım. Yalan söylemek öyle basit sıradan bir şey demeyin. Yalan söyleyen, yalan söylediğini bildiği için kendini inkar etmektir. Kendisini ortadan kaldırır. Kendini inkar eder. Yalan kisptir. Kisp, küfrün ilk alametidir. İşaretleyeceğiz. Birincisi ne lazım bize ilk önce? Doğruluk. İki, yalan söylememek. Ustadım, sonra üçüncü ne lazım? Sıdk, ihlas, sadakat, sebat,
tesanüt. Nasıl öpmeyeyim? Kurban olurum senin davana. Ha, doğruluk, yalan söylememek, sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. İhlas ile sadakatı şöyle misal vereyim. İhlas, şöyle fiilen yapayım. Ne yapıyorsun? Rüştabin misali bu. Namaz kılıyor. Ha, Allah dedi namaz kılıyor. Bu ihlas. Niye böyle yapıyorsun? Allah böyle mi tarif etti? Yok. İhlas var, sadakat yok. İhlas, içinde gibi. İhlas, dendiği için yapmak. Sadakat, dendiği gibi yapmak. İhlas, Allah dediği için. Sadakat, Allah'ın tarif ettiği gibi yapmak. Gibi. Bir daha, ihlas dendiği için yapmak. Sadakat, dendiği gibi yapmak. Farkında mısınız? O gelecek siyasi zat, Emirdabir 264. sayfasında Nur cemaatinin şahsı manevisiyle irtibat kurup iman hizmetini bunlara verecek. Kim o kadro Risale-i Nur hizmeti içerisinde şunlara verecek? Şunların birliğine ihlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım nur talebeleri diyor. Sayfa söylüyorum 264. İhlas da değil. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım, bir avuç insan dahi olsa. Demek ki ilk önce bize ne lazım? Doğruluk. Daha sonra yalan söylememek. Daha sonra sıdk, ihlak, ihlas, sadakat, tesanüt, bir de çok mühim, sebat. Bakara suresine geçer değil mi? En ufak bir şey zarar gördükleri zaman topuklarının üzerine geri dönerler. Sebat etmiyor. Kur'an'ın tabiri yok. Ne olursa olsun dönmeyeceksin davandan. Yılmayacaksın. Asılsan bile. Aklın gitse bile. Hapise alacaklar. Zehirleyecekler. Aklını götürücü ilaç verecekler. Dahi olsa davandan dönmeyeceksin. Evet. Yalnız evet. Neden? Küfrün. Yani bunlar mı o kadar şey? Evet. Niye diyor ya? Niye? Neden yani bunlar çok önemli? Çünkü diyor cevap. Küfrün mahiyeti yalandır. Küfürün sistemi Allah'ı yalanlamaktır. Küfür. Küfür Allah'ı inkar etmiyor. Örtüyor. Küfrün ruhu yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kafi değil midir ki hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır. Münazarat 64, mektubat yanlış söyledim. Hayatımızın var ya manevi hayat, cemaat olarak, meşrep olarak, aile hayatımız, içsel hayatımız, içeriden dışarı çıkayım, içsel hayatımız. Yani şu, akıl, vicdan, kalp, ruh. Soğan kabuğu gibi, soğan gibi. En dışarıda akıl. Gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Gir içeriye ruh. Onların arkasında da işte ben olan ben. Ene. Tamam mı? Şimdi, manevi hayatımız bu dördünün bütünlüğüyledir. Nasıl yapacağız? Manevi hayatımızın bekası bir iman, iki sıdk, üç tesanüt. Bunu Emirdağ'da da söyledim ya 264'te. Sıdk, sadakat, burada iman, sadakat yerine koymuş. İman, sıdk, tesanüd ile ancak ayakta oluruz arkadaşlar. İmanımızı taklitten tahkiken sıdk yapacağız. Sıdk, yalan yok. Yalan yok. Hayatımıza yalan konuşmayacağız. Kendimize yalan konuşmayacağız. Başkasına değil ha. Kendini inkar etmeyeceksin. Yani hani demiş ya Hazreti Ömer radıyallahu anh, olduğun gibi gözük, gözüktüğün gibi de ol. Öyle olmasan bu sefer öyle olmaya alışırsın. Demek ki Risale-i Nur'u tahkik okuyacağız, tefekkür edeceğiz, enfusi derslerimizi uyandırmaya çalışacağız. Sıdk, tesanüt,
ile olacak. Efendim şimdi Mektubat 471, sonra Kastamonu 11'i, Emirdağ 2, 142 okuyacağım. Yani şu kadar bir satır kesiyorum. Sorunuz varsa onu alacağım. Bakayım ne kadar geçti. O bayağı geçti. Mektubat 471. Hazm olmayan ilim telkin edilmemeli. Alim-i mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Bunu konuştuk. Kastamonu 11. Hem Risaletin Nur en evvel tercümanının nefsini iknaya çalışır. Sonra başkalara bakar. Elbette nefse maresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsi manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Ha, Risale-i Nur ne kazandırıyor bize? Cemaat ruhunu ferde veriyor ama cemaatin içinde eriyecek fiilen. Yani Risale-i Nur'un talimatı dairesinde yaşarsak. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'u ilk önce kendisini terbiye edeceğiz. Kendimiz de uygulayacağız. Risale-i Nur'un en evvel tercümanının nefsini iknaya çalışır. Sonra başkalarına bakar. Elbette nefse maresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Hiç unutmuyorum Bursa'da böyle büyük bir salonda çok büyük binin üzerinde bir ders yapmıştık. Dersten sonra etrafımız toplanmışlardı. Ondan sonra onlarla sohbet ediyoruz. Sorularına bazen de tebessüm oluyor tabii. İsterse latifeli şeyler oluyor. Biz gülünce orada baktım ki ileride kenarlar hep çekyat. Bir tanesi 30-35 yaşında bir genç. Biz latife yapıyoruz millet veya işte arkadaşlar latife mi? Yani gülüyoruz yani böyle. Dersten sonra sorulara mülatefe oluyor. Fakat işlerinden bir tanesi Allah Allah ilgimi çekti. Bir iki hiç adam oynamıyor yani. Kıt etmiyor. Hafif tebessüm bile yok. Sonra neyse delikanlı dedim gelir misin buraya? Beni mi dedi? Evet dedim. Geldi. Delikanlı dedim. Ne düşünüyorsun bizim hakkım? Benim hakkımda ne düşünüyorsun dedim. Herkes de duyuyor. Ona şahit olan Bursalılar biliyor. Surat iş yapmıyor ya. Biraz anladım ama bu kadar da bilmiyordum. Ondan sonra ne düşünüyorsun dedim. Nasıl gülüyorsunuz dedi. Hayret ediyorum dedi. Allah Allah adam gülmeyi unutmuş. Sonra sordum ne iş yapıyor? Üç kardeşmiş. Babalar başında pamuk giriyor kamyon. Pamuk. Öteki taraftan kumaş çıkıyor. Böyle büyük bir fabrikanın sahibinin üçüncü oğlu. Gülmeyi unutmuş. Her şey var hiçbir şeysi yok. Ona nasıl gülüyorsunuz dedi. Allah Allah. Gülmeyi unutmuş. Yani Risale-i Nur'un ilk defa tabii yeni geliyor. Risale-i Nur'un o bizi peki niye söyledim? O bizim tesanüdü gördü. Dedim ne anladın dersten? Oysa kader dersini yapmıştım. Bak kader dersini. Ne kadar merak haber. Dedi ki ders değil ama dedi. Dersten sonra şu kucaklaşmanız, beraber sevmeniz, yakınlığınız, gülmeniz beni çok etkiledi diyor. Ne anladın peki dedim sen bundan? Ben de dedi bu cemaatin içinde galiba benim de yerim var. Burada benim de yerim olur diye düşünüyordum diyor. Allah Allah. Bak bizim o tesanüdümüz, samimiyetimiz, uhuvvetimiz, kardeşliğimiz onu etkilemiş. Ona bir saate yakın kader dersi yaptım. O kadar etkilenmemiş. Allah Allah. Son. Emirdağ 2-142. Eğer biz ahlak İslamiyenin ve hakaik imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, yani okuduklarımızı elimizden geldiği kadar yaşasak, bir kere biz, sonra aile efradımız, sonra akrabalarımız, sonra tanıyanlar izhar etsek,
Sahil dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Allah bu hakikatle haklanmayı, iki cihanda aziz olmayı, kendisine kul, Habibine ümmet, ustada talebe eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eylesin inşallah. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize kıbletullah nasip eylesin. Hizmet-i imaniyede, Kur'aniyede, ihlasla, sadaka, tesanüt, iştinab-ı kebair sırrına mazhar olarak hakiki kardeş, hakiki dost olarak yaşamayı hepimize nasip eylesin. Usul ve furularımızdan, baba dedelerimizden, anne annelerimizden vesairelerden, usul ve furularımızdan, evlad-ı yârlerimizden, her kim ahirete göç etmiş, intikal etmişlerse Cenab-ı Hak bu maide-i Kur'an-ı sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Kabirlerini cennet bahçesinden bahçe eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviye his sırrından hisselerini bize ve onları ziyade eylesin inşallah. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Amin. Sorusu olan var mı? Mutlaka yazı çoktur. O yazıları okuyabileceğimi zannetmiyorum. Zaten 1,5 saat geçti. Ondan... Herkes sorusunu sorsun. Herkes lütfen sorusunu sorsun. En son ben bir dima talebesi olarak size sormak istediğim bir şey var. İsteyen ayrılabilir, isteyen dinlemeye devam edebilir. Sizden ricamdır abi, müsaade ederseniz. Tamam, estağfurullah. Tamam. Arkadaşlar sorusu olan varsa şey yapayım. Bu arada ilhamur içiyor. Zencefilim yok. Bugün zencefilim yoktu. Abi bir noktayı nazar müsaade ederseniz sadece söyleyeyim. Şey olsun. Gafur abi madem bir mukaddeme, sorudan önce bir mukaddeme isteyeyim. Şimdi abi birinci sözdeki lisanı haliyle bir zeban etmek. Yani o Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet olduğunu ve bereket olduğundan bahsederken onunla Cenab-ı Hakk'ın ne kadar böyle kainatla münasebete geçebilecek vaziyeti söylüyor. Yani o bizim lisanı haliyle de bir üzerimizdeki o vasfın gözükmesi demek. Yani sadece insilere değil Allah-u Alem umum kainata karşı böyle bir vaziyet takılmak ve onlarla farklı boyutta münasebete geçmeyi gösterecek gibi. Hani madde madde böyle ilmihal gibi okuduğumuz bu mevzular var ya, hani acayip böyle sehli mümteni diyorsunuz ya hani anlatırken. Böyle evet madde madde bir sanki şey gibi, ne derler, bir tarifname gibi yani, bir kılavuz gibi evet, ama biraz altında lisan-ı hal denildiği zaman bütün kainatla bir rabıta kurmaya vesile oluyor. Yani. Evet, aynen. O Allah razı olsun doktor şey muallimi. Şimdi bunlar şey için böyle bilgi olsun, rahatlayasın diye değil ki, elimizden geldiği kadar hepimiz böyle, ama birbirimize kuvve-i maneviyesine destek vermesek fiile de geçmiyor. Bak ancak böyle cemaat şeklinde olduğumuz zaman, birbirimize sahiplendiğimiz zaman, ferah verdiği zaman, ondan sonra ve tevassav bil hakkı ve tevassav bil sabr, birbirimize hakkı, sabrı, yani bunları tavsiye edip kendimiz de yaşamaya gayret edersek, senin yaşaman bana kuvvet veriyor. Evet, aynen öyle. Lisan-ı halimiz konuşmalı, böyle yaşamamız lazım. Mesela Zübeyir abi derdi ki, bak hizmet hizmet deyip de hezimete uğrama. Hizmette koşarken evrad-ı eskarını da unutma. Mesela bir nur talebesi kaza namazı varsa duramaz, yatamaz, başlaması lazım. Bir nur talebesi varsa bu kısa günlerde orucu kazasını başlaması lazım. Fiilen yaşamak lazım. Tamam, fiilen. Bunu Allah soracak. Fiile dönüştürmemiz lazım. Zekat imkanımız varsa, borcumuz varsa, yani elimizden geldiği kadar bildiklerimizi yaşantıya dönüştürmek lazım. Sonra yaşantıdan sonra bilgi, teslim, tevekkül, itimat ve kanaat mehremini süreceğiz. Bunu Kastamonu 13. mu 14. sayfada söylüyor. Yani kaderden gelen rıza mehremini diyor. Kaderden gelen rıza ilacını sürmek. Rıza ilacına baktım. Rıza, teslim, tevekkül, itimat, kanaat.
Başka sorusu olan herhalde ses geliyor. Buyurun. Ben soracağım abi. Buyur Ali. Kısa benim cevap. Yani soru kısa, cevap da kısadır. Bu derste çok iştiyaklı, şevkli, zevkliydiniz. Bu ihtiyaç nereden geldi abi? Bilmiyor. İçimde şeyler var da böyle Rüştü abi demişti ki bana, çok ağrıma gidiyor Alim de. Dedi ki, Kastamonu'yu şöyle tutmuştu. Hasta, bir hafta kalmıştı eceline. Onu da zehirlemişlerdi. Şöyle tek el var ya. Şimdiye kadar böyle tutuyordun diyor. Yani ben de vardım yanında onun için. Benden sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. Ben de ne demek, sarılacaksın. İki tane imani ders yaptıktan sonra mutlaka bir tane laika dersi yapacaksın. Yani laika dersini yapmamız gerekiyor. Sonra dedim ki kardeşlere bir bakayım böyle şey sahiplilik şeyleri nasıl böyle. Dima ve mecula, ben böyle eften püften şeyler yazmam ve ses atmam. Lazımsa mesela Özbekistan'dandır, Rusya'nın devlet şeylerinden, Cezayir'den vesaire, Kuzey Irak'tan gelen sorular eğer genelse, isim de pek zikretmem, o sesi herkese veya o yazıyı dağıtıyorum. Şimdi böyle bir laika dersi yapacaktık. Ali, bir attım Mecul ve Dima grubuna attım. Hangi bu kadar maddeleri, fotoğrafı çektim. Hangisini isterseniz, bunlar geldi ama bununla da esas KM'de kardeşler ne kadar sorumluluk alıyorlar bakayım diye merak ettim. Bu laika dersleri bizim Zübeyir abi, yani bizim meşrebimiz nedir? Ustadın çok talebesi var. Bizim meşrep benim Rüştü abiye, Rüştü abi Zübeyir abi ustada bağlamış. Yani Zübeyir abinin meşrebi şu: ilimde mutasis, meslek ve meşrepte hassas. İlimde, yani meşgul olduğun şeylerde mutasis ol. Meslek ve meşrepte, laikalarda hassas ol. Hassas ol. Bunu bırakmayacaksın böyle. Yani ilk önce hakikaten inanın, Rabbim şahit, yalana şahit, Allah'a yapılırsa alışan iman tehlikede. Benim çok ihtiyacım var. Acaba yanlış adım atarsam, şu son cümlem olsun. Sabah namazına bir çocuk şeye gidiyormuş camiye. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında çocuk düşmüş. Ondan sonra demiş ki, ya sen demiş bu yaşta falan aman düştün. Neyse bildiğiniz şeyi tekrar ediyorum da. Demiş ki, ya Ömer, ey emir el müminin. Benim düşmem bir şey ifade etmez. Bana acı getir. Ama sen düşersen ümmet düşer. Onun için sık sık kendim, yani pamuk ipliğine, dine bağlı bizimle Risale-i Nur'a bakanlar veya tutulmuş olanlara, onların hukuku var ya, hukuku umumiye, insanı eziyor biliyor musunuz? Eziyor. 10 metre bile sokağa çıkıp bugün dolaşmaya zamanım olmadı. Mesela dostlarım var şurada, kaç defa aradı? Cevap veremedi. Çünkü bu birkaç tane canlı derse giriyorum. Kendi dersimi hazırlıyorum. Zaten ikindi kılıyorum, akşama dönüşüyor hemen pat diye. Benim ihtiyacım ama bu ankette bu dersin seçilmesini o şık yapan, ama ben layık okuyacaktım ama ankette yazan kardeşlerin kalplerindeki mail. Başka sorusu olan var mı? Yoksa Gafur'dan alacağım soruyu. Buyur Gafur. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Abiciğim, şimdi rahat rahat sorarım inşallah. Önce geçen derste, geçen pazar günkü dema dersimizdeydi zannedersikten, bir gemi, yani bir misal olarak verdiniz, geminin bir babaya bağlanmasından bahsetmiştiniz. Abi, hatırlarsanız, o babanın tevhid olduğunu Mehmet abi söylemiş, siz de tasdik etmiş deniz. Yanlış hatırlamıyorsam abi. Şimdi
Buraya döneceğim abi. Buraya dönmeden önce. Şimdi tevhide bir bakmak istiyorum abi. Tevhide bir bakmak istiyorum. Şimdi mesela Hasan abi, şu alar 153'te şöyle bir şey diyor abi. Ve bugünkü derste de dediniz ki abi, bilgi tasavvurdadır. Kalbe inmeyen ilim olmaz dediniz. Halbuki biz ilmin tasdik denilen ilim diye geçtiğini burada ilim denilen tasdiktir diye okumuştuk. Şunu başından bir alırsam eğer, Hasan abi yine tevhidle de ilişkilendirmek istiyorum. Diyor ki, la ilahe illahu demeleri, tevhidi yad ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Ve burada devam ediyor abi. Anlıyorum ki abi, dimağda her mertebede, dimağın her mertebesinde bir tevhid söz konusu abi. Bir tevhid var. Fakat diyor ki, belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil bir marifeti tasavvuriyetten en çok kıymetler tabir bahsedicisi olan, şuradan alayım. Hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden çok kıymetler ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir diyor abi burada. Şimdi acaba diyorum ki biz Hasan abi dimada tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam ve itikattan her birinden bir halit çıktığını bahsediyoruz. Acaba bu haletler vicdanı dolaşmadan çıkmıyor mu abi? Vicdanı dolaştıktan sonra çıkanlar mıdır bunlar? Çünkü biz, yani ben biliyorum ki tasdik ilimdir. Yani ben bunu böyle anladım bu zamana kadar. Ama ilim kalbe inmeden olmuyor demeniz biraz hatta şunu da şöyle biliyorum ki abi, vicdan ile dimağı birbirine bağlayan izandır. Ona geldiği zaman izan ile vicdanı bağlanıyor ve sonraki geri dönüşte abi izan ve intikad oluşuyor ve imana gidiyor. Evamiri tekniye ile ayatı tekniyenin ceminden iman hasıl oluyor diye biliyoruz. Yani sizin az önce söylemek istediğiniz kalbe inmeyen bilgi ilim değildir demenizi, açıklamanızı istiyorum. Bu bir. İkincisi, bir de yedinci sözde Hasan abi, yedinci sözde biliyorsunuz aminu billahi ve bil yevmil ahir diyor. Değil mi abi? Şu kainatın tılsımının muğlakını açar diyor. Yani aminu billah, yani Allah'a iman, ne diyordunuz abi? İstinat. Değil mi abi? Bizim istinadımız. Yani hep bunu 25. kare olarak böyle sırtınızı koltuğunuza yaslayarak söylüyordunuz abi. Böyle. Değil mi? Böyle. Evet. Ve bil yevmil ahir, yani ahirete iman, o da şöyle 25. kare yapıyordunuz, elinizi alıyordunuz böyle, sallıyordunuz bir ipi, ucunda böyle bir çengel, vız 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 vız, vız savuruyordunuz ileri, takıyordunuz, onunla birlikte kendinizi çekiyordunuz abi. Tamam mı abi? Bu da ahirete iman. Şimdi bu mantıkla bakacak olursak abi, tevhid bizi ahirete baktıran yönümüz müdür? Yoksa o babaya bağlayan yönümüz müdür? Mesela siz de benim gibi Rizelisiniz. Siz de iyi bilirsiniz Hasan abi. Gemilerin veya sandalların o babaya bağlanmasından bahsettiniz. Bunlar da denizcilikte arka taraf biliyorsunuz kış tarafı olarak tarif edilir. Hangi
geminin uç tarafından bağlandığını gördünüz. Ben hiç görmedim abi. Hep kış tarafından bağlanıyor. Yani ön tarafı abi hep ileriye bakıyor. Hep ileriye bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, şu anda sorun birincisini, bir de ikincisi tevhidi. Şimdi Gafur, dersimizin bir kere konusu bu değil. İlim elbette ki tasdikti. Özür dilerim, sesinizi çok alamıyorum abi. Öyle mi? Şimdi şu anda geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Şimdi konumuz bu ilmin süreci değil. Bu süreçte nereden ne alıyor, nasıl dönüşüyor değil. Bu derste ilmin icmal edildi, tafsil edilmedi. Bu süreçte konumuzun itibariyle bununla böyle girilmez. Ders bittiği için çıkan çıkabilir arkadaşlar da. Bu bir kere ilmin sürecinden bahsedilmediği için. Ama sistem itibariyle ilim tasdik, yani eyleme bilgilerin, malumatların eyleme dönüşmüş hali, tasdik. Şimdi bu tasdikten geçtikten sonra dimağın dördüncü tabakasıdır. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, ilim. Bu ilim oldu. Sonra bir üst tabaka izana gidip izandan vicdana geçiyor. Kalpteki imanla tekrar dima yapılandırılıyor. Bu süreç. Şimdi ilim, batılın da ilmi var. Yani ilim bilgilerin eyleme dönüşmüş halidir. Eyleme dönüşmüş haletidir. Yani eylemseldir. Çünkü tasdik için ilim diyor ama orada ne getiriyor insana? İltizamdır diyor. Tasdik bir iltizamdır. Yani fikriyatını oluşturuyor. Fikriyatını oluşturuyor. Tasdikten çıkan alet iltizamdır. Evet, iltizamdır. Dolayısıyla ben bu derste konumuz bu olmadığı için icmalen konuşuyoruz. Oraya atifen konuşuyoruz. Ama tavsilen değil. Dolayısıyla Kur'an'ın tabiriyle, tavsilete girmeden, Risale'de ana bakışıyla ilmin kafada olduğunu ve kalbe inmese, yani aşağı bu süreci anlatmak uzun olurdu. Bu inmese, kalp onaylarsa, biliyorsunuz kalple dima arasında şöyle ayağa kalkamam şimdi böyle. Benim belden yukarıya kalp düşünün. Bedenimi tutan iki ayak var. Bir ayak, bir ayak. Yani nedir o ayakların birisi? Makesi efkar, dima, mazar isyat, vicdan. Yani kafa, akıl sanki müstakil zannediyoruz. Oysa kalpteki fikirlerin aksettiği yerdir der işareteceğiz daha. Nedir o? Makesi efkar, kalpteki fikirlerin ortaya çıktığı yer dima. Kalpteki hissiyat, mazar hissiyat nerede çıkıyor? Vicdan, vicdan oluşuyor. Yani müstakil iken aslında bir merkezden oluyor. Bu tabii batılın da var, böyle ilmi var. Böyle batıl dahi olsa mesela küfür de var. Ama kafasızın kafasında var inkar. İşte o ilim aynı dediğin gibi tasdik de, ama bu süreç o ilim girdiği zaman bütün mertebeleri boyalıyor. Anlatırken mertebe konuşuyoruz. Sonra vicdana iniyor. Tekrar kalbi boyaladıktan sonra kalp, sen misin böyle yapan? Kalpteki duygular, iman, dimada, yani vicdan yoluyla, izan yoluyla dimağa giriyor ve boyalıyor. Tasdikte ne yapıyor kalp? Tasdikte o Kur'an'ı bir ilme dönüşüyor. Ve o dönüştükten sonra, izandan sonra iltizam geliyor dimada. İltizam fiildir. İşte anlattığım gibi, yani kalpte bir şey varsa fiilde gözükür. Tabi icmal etti. Şimdi tevhide geleyim. Hasan abi. Abi özür dilerim ama araya girebilir miyim? Evet evet Mehmet abi. Şimdi diyorsunuz ya, kalpteki diyor iman diyorsunuz.
kalpteki iman netice midir ki ona müdahale etsin? Yani öyle düşünmüyorum. İman doğru bir itikada verilen eğer cevapsa benimle alakalı pek değil. Yani şöyle demek istiyorum. Kalpteki meyiller bu işi yapmıyor mu? Bak şimdi. Mehmet kardeş. Şimdi kafaya taakkule vahiy geldi. Vahiy geldi. Yani güneşten foton ziya geldi. Ben panjuru açtım. Akıl vahiy kabul etti. Kabul etti. Tamam. Bu eyleme dönüşmeyen bir ilim. Yani boyalanmamış bir ilim. Kabul edilen. Tamam. Yani daha o ilim ilim var ama kitap yüklü. Yani o tasdikte imbiklerden geçirdik. Tasdikli ilim oldu. Bu mukaddeme İsariye'nin evindendir. Yani ilmin biliyorsunuz bir sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. 286 mektubatta imanı nasıl tarif ediyor biliyor musun? Hakikatını. Diyor ki hakaiki aliyeyi nefsül emriyenin unvanıdır diyor iman. Allah Allah. Hakikati ama. Bir daha. Her şeyin soğan gibi düşünün. Sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. Uygulayalım. Yani sureti eylemdedir. Kanuniyeti insanın içsel yapısındadır. Hakikat hakaik eşyayı sabitotun esma ilahiyedir. Mahiyeti ise Allah'ın zatındadır. İmanın hakikatın 286 mektubattan ne diyor? Hakaiki yani esma. Hakaiki aliyenin yani 18 bin alem şeceri hilkatı yapılandıran esmalar yani kendisini cilve cemal nakış sanat olarak 18 bin aleme taluk eden esma-i ilahiyeler bil fiil. Bana geldi bil kuvve. Ne diyor? Hakaiki aliye. Hakaiki aliyeler. Nefsül emriyenin unvanıdır. 18 bin alemi yapılandıran bil fiil esmalar yazılım olarak, ağacın çekirdeği olarak bende bil kuvve var. O bil kuvve kainatın, kainat ağacının çekirdeği. Bu iman. Bunun dışa vuruşu 18 bin alem. İmanın hakikati esma-i ilahiyenin, ilahiyelerin bütünselliğidir. Tamam mı? Yani ilmin, imanın hakikati bu. Peki imanın mahiyeti nedir? Zatının nurudur. 42'yi işaretleyeceğiz. Peki sureti nedir imanın? İçsel bütünlüktür. Kanuniyet içsel bütün. İmanın sureti nedir? Hayatımdaki doğrularım ve yanlışlarımdır. İlmin sureti, ilmin kanuniyeti, imana geleceğim şimdi. Hakikati, mahiyeti de var. İlmin sureti orada. Çünkü hak ve batıl da var ilimde. Ha imanı şey yapmayayım. İman dediğin doğru Mehmet kardeş. Bizim burada bir methalimiz yok. Nedir o? Kul iradi cüziyenin sarfından sonra iradi külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Mahiyetten geliyor. Şöyle o zaman. İmanın kaynağı mahiyeti zatiye. Şöyle açı düşün. Peki kar topu yaptık dağın tepesinde yukarıdan aşağı katlana katlana iniyor. Mahiyeti zatiyeden çıkan o iman, imanın mahiyeti bir aşağıki tabaka şuunat-ı zatiyeyi aldı imanın içinde. Biraz daha in, zati sıfat içine aldı. Vücut, beka, vahdanet gibi. Daha biraz daha aşağı in, subuti sıfatlar içine aldı. Daha aşağı in, esma-i ilahiyeler, esma-i fiiler aldım. Bunların bütünü böyle
hamuru mü'kul, sağlam bir itikat, yani muhatap ilahi kabul etmiş, sağlam bir itikada verilen Allah'ın cevabı imandır. İmanda bizim edhalimiz yok. Allah veriyor. Peki niye veriyor? İtikat ettiği için veriyor. Hani diyor ya bazıları, Kur'an'da Allah istemese, hidayet etmese siz hidayet olamazsınız diyor. Tamam mı? Peki orada cebir mi var? Hayır. Allah'ın istediği gibi olursan, Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. Bir daha. Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. İman senin itikadına verilen cevaptır. Sen onu kazanmadın. Allah'ın zatının bir nurudur. İçerisinde Allah var. Ha. Bu süreç böyle çalışıyor. Yani vahiy akla geliyor. İlimin tasdik de suretidir. Çünkü fikri bir iltizam var. İlmin hakikati değil. İlmin hakikati olabilmesi için vicdan ve kalp süzgecinden geçmesi lazım. Her şeyin hakikati nedir? Esma-i İlahiyedir. İlmin sureti tasdiktedir. Hakikati kattedir. Mahiyeti Allah'tadır. Uygularsak çayına imanı söyledim. İmanın hakikati nedir? Bak imanın hakikati diyor ki hakaiki aliyenin, yani hangi hakikati aliye? Hakaiki aliyeyi nefsül emriyenin unvanıdır. Yani vücudu hariciye dönmüş 18 bin alem yapılandırmış, kainatı Allah yaratmış. Neyle yapmış? Esma ve sıfatla. Esma kainatı cil ve cemaldaki sanat olarak yaratmış. Bilfiil ağaç. Onun yazılımını, komprimini, çekirdeğini aldı, müminin kalbine koydu. Bunun adı nedir diyor ustad? İmanın hakikati. İman uyanırsa bütün kainatla dost oluyorsun. Yani çekirdeği sende, ağacı o. Hasan abi. Efendim abi. Şuralar 102'de diyor ki imanın hakikati diyor ilimdir diyor. Bunlar şey yaparsak nereye dayandırırız? Ha. İmanın hakikati ilimdir. Bak ilmin dedik ya, sen bunun şeysin, uzmanısın. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti ya. Şimdi bu Esma-i İlahiye'de alim yok mu? Var. Ha, alim var, her şey var. Bu kainat donmuş ilimdir. Aynı anda donmuş kudrettir. Aynı anda donmuş ilimdir. Allah'ın zatıyla yok kainatta, zat insanda. İlim, irade, kudretiyle, kelamıyla kainatta. Ha, o şualar ayet-i kübranın başı, biliyorum onu. Peki o kainattaki o hulasayı, hakikati ki zaten muayyenleştirdi şualarda ama mektubatta mutlak hakaiki aliye. Neye benziyor şu? Üçüncü sözde diyor ki eşhedü en la ilahe illallah. Manası ne demek? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Üçüncü söze bakayım ustad öyle mi meal veriyor? Rezak odur diyor, Şafi odur diyor, Kerem sahibi odur. Allah ismi azam olduğu için ismi tabi bütün isimleri zatında cem etmiş. Dolayısıyla o kainattaki o hakaiki aliye mutlak, şualarda muayyen. Aynı zamanda iman ilimdir, iradedir, kudrettir. Çünkü niye? İmanın kaynağı mahiyeti zatiyeden geldiği için önündeki şuunatı, önündeki zatı sıfatları, önündeki sübutu sıfattaki ilimleri, esmadaki alimleri hepsini içine almış. Orada ne gerekiyor? Mesela diyelim ki bir yere gittin sen Mehmet kardeş. Ders yapman gerekiyor. Bu kadar bütünselliğin var. İlkokul çocuğuna girdin. Onların seviyesine, ortaokul çocuğuna girsen onların seviyesine, lise üniversite gitsen onların seviyesine göre konuşur. Hepsi de ilimdir. Bu ilim meratibini belirleyen muhataptır. Orada da
ilmin, imanın hakikati tabii ki ilimdir. Aynı zamanda iradedir. Aynı zamanda Allah'ın cevabıdır. Ama sen de bildiğin gibi sureti midir, kanuniyeti midir, hakikati midir, mahiyeti midir? Zaten hakikati deyince Esma-i İlahiyye'dir. Şimdi tevhide gelin. Abi tevhide gelmeden önce ilk yapmak istiyorum ben lütfen. Şimdi tekrar hatırlatma yapmak istiyorum çünkü çok önemli. Şimdi yine o baba örneğini vermek istiyorum abi. Mehmet abinin de size topiklerini paylaşmasıyla demiştiniz ki o babaya bağlanması bittir demiştiniz. Şimdi şöyle bir düşünelim abi. Küçük sandallar kıç taraftan babaya bağlanır. Kıç taraftan. Önü denize bakar. Yani bu avam. Yani bu biz. Yani bizim tevhidimiz aslında bizim maziye dönmemiz. Aslında ileriye gidiyor gibi görünerek aslında mazimize dönmemiz. Ama bazı zatlar var ki o büyük gemiler olarak konuşacak olursak onlar hem kıçtan bağlanıyorlar babaya hem baş taraftan bağlanıyorlar. Onlar için orası burası bir olmuş abi. Orası burası bir olmuş. Onların tevhidi bu mertebede. Bazıları da var ki abi mesela bu arabalı vapurlar gibi ön taraftan alıyor gidiyor arka taraftan indiriyor. Her iki tarafta da. Bunlar da berzahi zatlar. Yani bu tevhidin mertebeleri o kadar çok farklı ki abi. Yani ben avam için tevhidin ileriye değil maziye dönüş olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu ehadiyet, vahdet ve vahidiyetle de şöyle ilişkilendiriyorum. Bendeki evamiri tekvineyi Hasan abi, bendeki evamiri tekvineyi etraftaki ayat tekvinede görmem vahdet. Etraftaki ayat tekvineyi bendeki evamiri tekvinede karşılık buldurmam ehadiyet. Bunların bütünlüğü ile ortaya çıkan vahidiyet, yani Allah'ın bende taayyün ve teşahhüs etmesi gibi bir tefekkürüm var abi. Ne dersiniz bilmiyorum. Allah razı olsun. Soru değil, izah yaptın bize. Güzel bir ders yaptın. Bu soru değil. Zaten bildiğin gibi ben çok çok hulasa edeyim. Çünkü herkes aman aman var. Tevhid Allah'ın birliği de böyle tabii insana fazla bir şey getirmiyor. Şimdi önüne celal, önüne cemali koydun. Zıtları cemet, bunların sahibi tevhid. En kısa. Bu tabii sureti. Yani bir daha kainatta hak, batıl, doğru, yanlış, cennet, cehennem, melek, şeytan zıtlar var. Ama bir armoni var, bir bütünlük var. İlişki, bu çelişkiler var. Böyle celal, cemal. Çelişki gibi gözüken her şey aslında ilişki. Bu zıtların sahibi, tevhid. Tamam. Bu bana bir şey getirir mi? Zaten bildiğimiz bir şey ilkokulda camilerde öğrendik. Bunu içeriye taşın. Tevhid nedir? Tevhid bir daha. Önünde zıtlar var. Hak, batıl, doğru, yanlış. Tamam. Bunların karmasının arkasındaki sahip. İnsanda kimdir bu? Akıl. İnsanda akıl. Şimdi sen bir konuştun, bir şeyler anlattın, doğru. Bize çok hoş oldu, malzeme verdin ama. Şimdi bu uçar gider, bu dersi kapattıktan sonra sen anlattın var ya. Kaydetsen, şey yapsan, devam tekil etsen unutulmaz. Ama bu anlatılanla içeriye taşınacağız. Yoksa uçup gider bu, enfus bu. Konuşulan mal olsun diye. Tevhid benim ne işime yarayacak? Tevhid de, yani tevhidi de içeri taşınacağım. Yani Allah'ın kainattaki tasarrufu ruhumdaki aklın tasarrufu gibi. Zıtların cemi, zıtların sahibi,
Zıtların arkası taakkul, akıl. Çünkü vahiy zıtları getiriyor. İlişki ve çelişki gibi gözüken ilişkileri. Benim iç alemimde aklım fikir başka, vicdanım his başka, kalbim duygusu başka, ruhumdaki latife hepsi ayrı hava vuruyor. Darmadağın kafa. Bazen geçmişime, bazen geleceğime. Mesela tevhid ikisini cem etmiş. Ne yapmış? Nokta istinat, böyle yaslanmak. Bu nedir? Allah'a iman. Nokta istimdat, imdat diyorum. Cevap veren neresi? Ahiret. Yani evet istiyorum, ölmek istemiyorum. Korona ölümü, işte terörist olmak istiyorum. Çoluk çocuğumla da orada beraber olmak istiyorum. Bu bağırıyorum böyle, cevap veren yok. Neresi veriyor? Bende var diyor. Neresi orası? Ahiret. Bu nokta istimdat. Bağırmana verilen cevap orası. Ha, ikisinin cemi. Nokta istinat, noktayı istimdat. Bunu cem eden akıl. Kainata tevhid, ruhta yani içsel alemde akıl. Ne yapıyor? Akıl, o senin o tavsif ettin ya, Allah razı olsun, güzel yaptın. Akıl ikaldan geliyor, bağdır. Çarpıcı örnek de vereyim geminin dışında da. Şimdi çölde yürüyenlerin, alimlerin misalidir bu. Çölde yürüyen kafile yatacaklar. Develeri birbirine bağlasalar beraber gidiyorlar. Develerin ipini nereye bağlayacaklar? Kuma çaksalar kumu kaldırıyor. Devenin yularını kuyruğuna bağlıyorlar. Tamam? Ve ayağına bağlarlar. Sonra deve böyle yapınca kendisini bir yere bağlı olduğunu hisseder. Deveye bağlasa gider, kuma bağlasa söker. Ama çektiği zaman ayağını çekemiyor, kuyruğunu çekemiyor. Yani bir yere bağlı olduğunu hisseder ve döner, oturur. Hareket etmez. Buna ikal, bağ demişler. Akıl da böyle bir bağdır. Bizi vahye bağlar. Bağladı mı bizi vahye? Limanı, limanda, dışarıda baba vardır limanda, böyle gemiler bağlansın diye buraya. O gemiler böyle dalgalar olduğu zaman böyle limana kaçarlar. İlk önce limana girerler. Sonra iplerini babaya atarlar. Ondan sonra o gemi böyle çaplıp yapsa bile oraya bağlı. Ama bazı gemiler var ki Gafur'un dediği gibi, dediğin gibi limana da girmiyor. Okyanusta demir atıyor. Hem önden hem arkadan. Hem nokta istinat hem nokta istimdat. Yani büyük şilepler, büyük iman sahipleri. Bunlar iç alemimize taşırsak Gafur'un, içeriye taşınca ya tevhid bilgisi ben ne olacak ya bu dersten sonra? Nasıl ki Allah celal ve cemal kainatta tecelli ettirdi. Birbirlerine karşılaştırdı. 29 söz. Birbirlerine sütten yoğurt, yağ çıksın diye hakaiki itibariyeler, emri itibari, emri nisbiyeler karşılaşsın, vahidi kıyasiler çıksın diye. Yani kısacası kainata zıtları harmanladı. İnsanda da öyle. Celali tecelliler var, cemali tecelliler var. Bunları bütüne getiren akıl kemal oluyor. Kemal sahibi oluyor. Celal ile cemalin çelişki gibi gözükürken aslında ilişki olduğunu, bütünsel bir kavşak olduğunu, bunu fark eden insan vahiy ile kemal buluyor. Celal, cemal bir anafor, Kur'an'ın nezdinde kemal sahibi. Kainatta tevhid neyse, insanın aleminde akıl o vazifeyi yapıyor. Çok ilginçtir. Peki, geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz açıklamalar için. Allah ebediyen razı olsun. Abi o gemi Gafur, limandaki sandal, seni ve benim gibi iman sahibi olan limana kaçtık. Tamam mı? Ama o sen dedin ya, bazı gemiler var. Limana da girmez ha. Evet abi. Peki ne yapar? Giderken şimdi dalga bir vurur ya. Sandala vursan lap 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 oynar. Ama şilebe vurduğu zaman dalgayanın suratına bir çakıyor. Dalga pişman oluyor. Dalga böyle geri gelmiyor. Ters dönüyor. Şilebe vurduğu zaman. Gime oho umrun
iman. Bu da iman. Limana kaçan sandal da var. Tamam, böyle iman. İnsan hadiselerin altında ezilmemeli. Ne yapacak? Tevhid. Tevhidi sağlamsa, tevhid bağdır. Tevhid insanın bünyesinde, sisteminde akıl, taakul. Akıl da değil, taakul, sistem. Eylemsel hali akıl. O da nedir? İkaldan geldiği için vahye bağlar. Tutunur vahye. İnsan sağlansa da böyle gemi gibi böyle sağlansa. Gemi oraya bağlı. Bağlı oraya. Tevhid. Bağlandım ben. Burası zıtların cemi. Batacak batmayacak şey oluyor biliyor musun? Akıl öyle. Bu sen bağladın mı bunun akıl. Bağlanmadı mı kendi başına bakmak zeka. En çok hoşuma giden abi. En çok hoşuma giden. Yani özür diliyorum yine şu bu kadar insanın katılımında boynumuzu kırmak gibi olacak ama beni buradan alıp bir yerlere taşıdığınız dönemler oluyor. O bir yerlerden alıp geri getirdiğiniz dönemler oluyor. Benim için berzahi bir zat halini alıyorsunuz. İşte benim yani bunlar. Arabanızı bir taraftan bindiriyorsunuz, bir diğer taraftan indiriyorsunuz. En çok ilgimi çeken benim bu abi. En çok benim hasta olduğum bu abi. Kardeşim biz Risale-i Nur talebesiyiz. Birbirimize kalbine merhem, aklına istikamete vesile olmuşsak. Yaşan dedik ya bugünkü ders neydi? Şahs-ı manevide erirsek, fiilen yaşarsak, hem hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de Allah bizi istikametten ayırmaz ve hasıl olan iştirak-ı amal-i uhreviyeden ziyade eder ve en önemlisi dünyada cenneti hayatı yaşarken ne yapar biliyor musun? Çok önemli bir şey korona için. Dünyada cennet hayatı yaşarken herkes korona ile sanki yeryüzüne ölüm yeniymiş. Nur talebelerine Allah ve ahiretle ümitli yaşamayı veriyor. Bana bu Risale-i Nur en çok neyi veriyor? Allah ve ahiretle ümitli olmayı veriyor. Mesela beni de kapıyor. Dostları Zübeyir abi vefat etti. Sarsıyor yani. Şöyle sarsıyor derken. Yani nereye gittiğini biliyorum. Allah Resulü de İbrahim çocuğu öldüğü zaman yaş akmış. Ben de insanım dedi. Yani çok yakın kardeşlerim, abilerim, çok yakın. Gömlek değil de ateş gittiği zaman hala aklıma çıkmıyor. Cuma günü defnedildi. Çıkmıyor. Ama o gün bugün özel bir şeyimi paylaşayım. Bir parçasını gafur. Bana ne açtı? Şöyle uykudayken rüyaya geçtiğimi hatırlayamazsınız. Bir daha. Uyurken rüyaya geçtiğimi hatırlayamazsın. Ben de Nur talebelerinin terisini uykudayken rüyasını geçişini hatırlamadığı gibi böyle bakarken orada olacak. Bir Nur talebesinin dünyada bıraktığı eşine diyor ki, vefat etmiş hanım, Nur talebesi çarşaflı, diyor ki kocasına, ne oldu diyor, yoğun bakımdaydı. Dedi ki, ya ben de sen dedi ölmedin mi? Yok dedi. Ne oldu dedi. Ben uyuyordum, uyandığım zaman kendimi burada gördüm. Aynı böyle inanın. Ben yoğun bakım için söylüyorum. Ben uyuyordum, uyandım, burada gördüm. Hesap hesap sormadılar mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Yani ben Nur talebesinin şöyle gündüz bile böyle bakarken bakacak. Aynı böyle geçeceklerine inanıyor. Teris olacaklar, hissetmeyecekler. Ali Hoca vardı, Ali Sert. Kırıkan'da alim, ustadı görmüş. O vefat etti, bir bıraktı bir vakıf var. Neydi adı unuttum o. Cemil. Onur, o da bu dersi dinleyenlerden bir kardeşimiz var bu olayı. Bu Ali Sert Hoca'yı çok iyi tanıyor, benden daha iyi biliyor.
O Cemil denen vakıfına gözükmüş rüyada. Demiş ki hocam demiş. Orada ruh talebeleri ne yapıyor? Nasıl şey yapılıyor? Ali Sert Hoca demiş ki nur talebelerine burada sahabeler gibi davranılıyor. Sahabeler gibi muamele görüyorlar diyor nur talebeleri. Nasıl inanırsanız ben size öyleyim. İnanın, bütün hissiyatımla söylüyorum. Rabbim, benim Rabbim, Allah'ım demiyorum. Çünkü özeldir. Allah hepimize aynıdır ama Rabbimiz var. Benim Rabbim sizi de beni de hiç anlamadan orada olacaksın. Hiçbir şey anlamadan. Hiçbir şey. Çünkü Allah merhametlerin en merhametlisidir. Bize kendisini anlatma vazifesini verdi. Elhamdülillah. Hepimize iman ve Kur'an hizmetini verdi. Rabbimize emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.